tiroid kanserlerinin öncelikle tanısının nasıl konduğuna bir e, önem vermek, bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle kişinin tiroidinde nodül varsa bu nodülden bir iğne ile girilerek örnek alınır ve alınan örnek patolojik olarak tetkik edilir ve sonuçta kuşkulu ya da malin yani kötü huylu olarak bir sonuç verilir. Her iki şartta da genellikle cerrahi olarak alınması önerilir. Ameliyat esnasında eğer tiroidin sonucu, nodül, ince iğne aspirasyon biyopsisinin sonucu kuşkulu olarak gelmişse ameliyat esnasında çıkartılan o nodül ya da nodüllü doku frozen adını verdiğimiz hızlı patolojik incelemeye gönderilir ve hastanın ameliyatı süre gelirken 15-20 dakika içerisinde patoloji cerraha bu nodülün iyi ya da kötü huylu olup olmadığını bildirir. Eğer sonuç kötü huylu olarak gelirse ameliyata kanser cerrahisi şeklinde devam etmek gerekir. İyi huylu olarak gelirse cerrah o anda mevcut durum ışığı altında ameliyatın hangi miktarlara kadar tiroidi çıkartılması gerektiğine karar verecektir. Benim burada şimdi söylemek istediklerim tiroid kanseri sonucunun gelmesi durumudur. Yani kişinin önceden biyopsi sonucu kanser ya da frozen dediğimiz yöntemle kanser gelmişse yapılması gereken birinci şey tiroid bezinin tamamının çıkartılmasıdır. Olabildiğince tamamını demek daha doğru olacaktır. Çünkü bazen çok az miktarlarda tiroid bezi bırakmak durumunda kaldığımız olur. Çünkü tiroid bezinin hemen arkasından ses tellerini hareket ettiren ses siniri, rekürens adını verdiğimiz ses siniri geçmektedir. O sinire zarar vermemek adına çok belli belirsiz miktarda ya da tiroidin kapsülü dediğimiz bir miktarı bazen bırakırız. Bunun dışında tamamen tiroid bezinin alınması gerekir. Hatta nefes borusunun üstünde giden bizim piramidal lob dediğimiz ek tiroid bezinin bile tümüyle çıkartılması gerekir. E, tiroid bezinin tamamı çıkartıldıktan sonra patolojiye gönderilir. Patolojik sonuca göre yeniden değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmede kişiye öncelikle tiroid hormonları verilmez. Kişi tiroid yetmezliğine sokulur. Bu bir aylık bir süreçtir. Bir aylık sürecin sonucunda kişi iyice tiroid yetmezliğine girdiğinde ki... ...hasta için sıkıntılı bir süreçtir bu. Çünkü hasta hızla kilo alır, ödemleri olur. ...çabuk yorulur, bu saçlarda dökülme olur. Bu bulgulara rağmen tiroid yetmezliğine sokulur ve bunun sonucunda bir takım testler yapılır. Kan testleri, fil e sintigrafi dediğimiz bir takım çekimler yapılır. Geride bırakılan tiroid doku miktarı böylece ölçülür. Eğer gerçekten ameliyatta yeterince doğru bir e cerrahiyle tiroid tamamen alınmışsa... ...çıkan sonuçlar da bunu destekliyorsa... Herhangi bir ek tedavi gerekmez çünkü tiroid kanserlerine kemoterapi ya da radyoterapi dediğimiz yöntemler kullanılmaz. Ama buna karşılık çıkan sonuçlarda tiroidin hala geride kalan bir takım e, doku miktarları var ve bunların yok edilmesi gerekiyorsa halkın atom tedavisi dediği radyoaktif iyot tedavisi yapılır. Radyoaktif e, iot tedavisinde kişiye e, iyot verilir ama o radyoaktif maddeler yüklenmiş bir iyottur. Bu iyot tiroid hücreleri tarafından tutulur. O iyotu tutan hücre radyoaktif madde nedeniyle harap olur. Bu bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi sırasında kişinin tecrit edilmesi, aileyle veya yaşadığı çevreyle ilişkiye girmemesi sağlanır. Genellikle hastane koşullarında ve özel odalarda yapılmaktadır. Bu tedavinin sonunda yeniden yapılan kontrollerle tedavi tamamlanır. Tiroid kanseri tedavisinden sonra kişinin başlangıçta 6 ayda bir ama daha sonra yılda bir kontrollerini sürdürmesi yeterli olacaktır. Ancak radyoaktif iyot tedavisi tamamlandıktan sonra tiroid yetmezliği var olan kişiye, yaratılan kişiye tiroid hormonu verilerek kişinin tiroidinin normal çalışması varmış gibi bir kan düzeyine hormonun getirilmesi sağlanır.